Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina ve mürşidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefi'u zunubina Muhammed. Rabb işrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Men kâne fî kalbihi Allah fe mu'inuhu fiddâreyni Allah ve men kâne fî kalbihi gayrullah ve hasmuhu fiddâreyni Allah celle celaluhu. Allahümme inneke afuvun kerimin tuhbil affe fafu anna ya rahim. Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve bellina ramazan. İlahi ya Rabbi, bu mübarek gün, bu mübarek gecede bizi Recep-i Şerif'te, Şaban-ı Şerif'te ve Ramazan-ı Şerif'e ulaştırarak bizi af ve mağfiret ettiğin kullarından eyle. Kıymetli kardeşlerim, Rabbimize sonsuz hamdolsun ki bizi bir kez daha böyle bir mübarek geceye ulaştırdı, nasip etti. Sonsuz kere sonsuz Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. Bu mübarek gece ülkemize, milletimize, insanlığa, hepimize bereket getirsin, hayır getirsin, huzur getirsin inşallah. Ve bir daha gecelere böyle sağlık ve afiyetle ulaşmayı cümlemize nasip ve müyesser kılsın. Kıymetli kardeşlerim, malumunuz olduğu üzere yakın bir dönemde büyük bir felaketten geçtik, geçiyoruz da. Bugün bir hoca efendiyle görüştüm. 1000 tane cenaze yıkadım diyor, yıkamadım diyor daha doğrusu. Cenaze geliyor, poşetin içerisinde sadece temim edip gönderiyoruz diyor. Bize bu neyi gösteriyor? Bize bu kendimize gelmeyi gösteriyor bu kardeşlerim. Lut Aleyhisselam'ın kavmi niçin böyle helak oldu? Semud Aleyhisselam'ın kavmi niçin böyle helak oldu? İncelediğimiz zaman Cenab-ı Hak bize ne tür ihtarlarda bulunuyor? Kendimize muhakkak gelmemiz lazım. Bolca istiğfar okuyup Cenab-ı Hakk'a yönelmemiz lazım. Başka çaremiz yok. Ve kendimize gelmezsek bakın yeryüzü sallanıyor, ülkemiz sallanıyor, her taraf sallanıyor. Salih bir müminin hürmetine Cenab-ı Hak bir mahalleyi koruyor, muhafaza ediyor. Yani bizler kendimizden dışarıya çıktık artık böyle Allah korusun. Şeytan ve şeytan fikirli insanlarla beraber Allah muhafaza. Rabbim helak eder, mahvoluruz. Kıymetli kardeşlerim, bugün beraat gecesi. Beraat. Beraat ne demek? Affolma demek. Af. Mahkemeye gittiğimiz zaman hakim bize ne verir? Beraat verir. Hadi affettim der. Bugün inşallah affolma gecemiz, affolma günümüz ve affolmak için de Cenab-ı Hakk'a boyun büküme anımız. Bak şu anda sağlığımız yerinde, Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. Buralara kadar gelmişiz. Ve inşallah bugün boynumuzu bükelim. Ülkemizdeki bu tür felaketlerin bir an evvel yok olması, gelmemesi için. Günahlarımızın tamamını affı için Rabbimize bolca yalvaralım. Bu gecenin mükafatı çok büyük. Efendimiz Aleyhisselam birçok müjdeler veriyor. Şaban ayının 15. gecesi aslı beraattir. Beraat sözlükte bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak demektir. Bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Leyle-i Mübareke denir. Mübarek gece günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle de
Beraat gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Leyle-i Rahme de denir. Ve bu geceye Rahmet gecesi de denir. Ayrıca bu geceye Leyle-i Bera denir ki Leyle-i Sak Vesika gecesi, yani bu gece müminlerin af olma gecesidir. Beraat gecesi Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuzdan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i levh-i mahfuzdan dünya semasına indirildiği Beraat gecesi için Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Apaçık kitaba yemin olsun ki biz Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. Biz gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir. Duhan Suresi 4. Böyle bir geceyi muhakkak ganimet bilmeliyiz. Dualarla, zikirlerle, ibadetlere yönelerek amel defterlerimizi zenginleştirmeliyiz. Cenab-ı Hakk'ın kulları bu mübarek geceleri fırsat bilerek Cenab-ı Hakk'a boyun bükmeliyiz. Af ve Cenab-ı Hakk'ın rahmetine, mağfiretine kavuşmak için fırsat bilmeliyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümmetimin ayıdır. Şaban'ın 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünü de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah Celle Celaluhu bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve yok mu tövbe eden tövbesini kabul edeyim, yok mu rızık isteyen rızık vereyim, yok mu şifa isteyen şifa vereyim, yok mu ey kullarım benden başka ne istiyorsanız istediğinizi vereyim buyuruyor. Bu gecede Allah'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden bu geceye muhakkak ki af ve beraat gecesi denilmiştir. Beraat gecesi hicri ayların Şaban ayının 15. gecesine rastladığı için buna da ayrıyeten bir ayrı bir önem arz ediyor. İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir muhakkak bu gece. Ebu Hureyre radıyallahu an Efendimiz şöyle rivayet ediyor. Resul-i Kibriya Efendimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurdular. Şaban ayının 15. gecesinin ilk vaktinde Cebrail aleyhisselam bana geldi, şöyle dedi. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, başını semaya kaldır dedi. Sordum, bu gece nasıl bir gecedir? Cebrail aleyhisselam şöyle anlattı. Bu gece Allah-u Teala rahmet kapılarından 300 tanesini açar. Kendisine şirk koşmayanların hemen herkesini bağışlar. Meğer ki bağışladığı kimseler büyücü, kahin, devamlı, içki içen, faiz yiyen, zina eden ve bunlara devam eden kimselerden olsun, bu kimseler tövbe edinceye kadar Allah-u Teala o kullarını bağışlamaz. Gecenin dörtte biri geçtikten sonra Cebrail aleyhisselam yine geldi ve şöyle dedi. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, başını kaldır. Bir de baktım ki cennet kapıları açılmış. Cennetin birinci kapısında dahi bir melek durmuş, şöyle sesleniyor. Ne mutlu bu gece ruku edenlere. İkinci kapıdan dahi bir melek durmuş, şöyle sesleniyordu. Bu gecede secde edenlere ne mutlu. Üçüncü kapıda duran melek dahi şöyle sesleniyordu. Bu gece dua edenlere ne mutlu. Dördüncü kapıda duran melek dahi şöyle sesleniyordu. Bu gece Allah'ı zikredenler ne mutlu. Beşinci kapıda duran melaike-i kiram şöyle sesleniyordu. Bu gece Allah korkusundan gözlerinden yaş akan kimseler ne mutlu. Altıncı kapıda duran melaike-i kiram dahi şöyle sesleniyordu. Bu gece Müslümanlara ne mutlu. Bu müminler af ve mağfirete uğradılar. Yedinci kapıda bir melek durmuş, şöyle sesleniyordu. Günahının bağışlamasını dileyen yok mu ki?
Cenab-ı Hak bu gece o kullarını bağışlasın. Bunları gördükten sonra Cebrail aleyhisselama sordum. Bu kapılar ne zamana kadar açık kalır ya Cibril? Cebrail aleyhisselam dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah-u Teala bu gece Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısı kadar kimseyi cehennemden azat eder. Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Allah-u Teala Hazretleri Nifsu Şaban gecesinde dünya semasına iner ve Kelp kabilesinin koyunlarının tüyünün adedinden daha çok sayıda günahı olan müminleri affeder. Günün birinde Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam yanıma geldi, elbisesini çıkardı. Aradan bir zaman geçmeden tekrar giyindi. Bunun üzerine beni bir şüphe, kıskançlık sardı ve peşini takip ettim. Medine'nin kabristanı olan Baki'de Cennetül Baki kabristanlığına eriştim. Müminlere ve şehitlere istiğfar ve dua ediyordu. Kendi kendime anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Rabbinin rızası uğrunda ben ise dünya peşindeyim diyerek geri döndüm. Soluk soluğa eve geldim. Arkamdan Resulullah aleyhissalatü vesselam girdi. Neden böyle hızlı nefes alıyorsun ya Ayşe dedi. Ben de anam babam uğruna feda olsun. Yanıma gelip elbiseni çıkardıktan sonra tekrar giydiniz. Beni bir kıskançlık tuttu. Nihayet sizi kabristanda dua ederken gördüm dedim. Ve Efendimiz aleyhisselam şöyle buyurdu ya Ayşe. Cebrail aleyhisselam geldi ve şöyle dedi. Bu gece Şaban'ın 15. gecesidir. Cenab-ı Hak bu gecede Beni Kelp kabilesinin koyunların tüylerinin sayısından daha fazla müminleri affeder, cehennemden azat eder. Fakat bu gece Allah müşriklerin, kincilerin, akrabasıyla münasebeti kesenlerin, anne ve babasına isyan edenlerin, İşkiye müptela olanların, faiz yiyenlerin yüzlerine bakmaz, onları affetmez buyurdu. Resul-i Ekrem aleyhisselam bu gece ibadet etmeme müsaade eder misin buyurdu. Ayşe annemize sordu. Ayşe annemiz evet, sana anam babam feda olsun ya Resulallah dedim. Peygamber Efendimiz namaza kalktı, secdeye kapanıp uzun uzun bir müddet secdede kaldı. Endişelendim, elimle yokladım. Elim ayağının altına dokununca kımıldadı. Ben de sevindim, sadece şöyle niyaz ettiğini duydum. Allah'ım azabından gufranına, gazabından rızana sığınırım. Senden yine sana iltica ediyorum. Şanın yücedir, sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulamıyorum. Sana layık bir surette hamd ve senaden acizim dedi. Sabah olunca bunları Resul-i Ekrem'e söyledim. O da ya Ayşe bunları öğrendin mi dedi. Evet ya Resulallah dedim. Resul-i Ekrem bunları hem öğren hem de başkalarına öğret. Zira bunları bana Cebrail aleyhisselam bu gece bunları öğretti ve okumamı talim etti buyurdu. İşte bu dua Berat gecesi duasıdır muhterem kardeşlerim. Yani Allahümme inneke afuvun kerimin tuğfül affe fa'fan. Arapçası bunu bilmeyen kardeşlerimiz, ya Rabbi sen affedicisin, affetmeyi pek çok seversin, beni, müminleri, anamı, babamı affet diye bu gece bol dua edeceğiz. Bol da Cenab-ı Hakk'a tövbe edeceğiz. Boynumuzu bükeceğiz, yalvaracağız. Hazreti İbni Abbas radıyallahu anh şöyle rivayet etti. Hikmetli işlerin birinden ayırt edilmesi şu şekilde ceryan etmektedir. Bu senden gelecek, bu seneden gelecek öbür seneye kadar meydana gelecek olayların hepsi ayrı ayrı melekler tarafından deftere yazılır. Rızıklar, eceller, zenginlik, fakirlik, ölümler, doğumlar hep bu gecede kaydedilir. Demek ki bu geceyi çok iyi değerlendirmemiz lazım. Zenginlik, fakirlik, ölümler, doğumlar
Rızıklar hep bu gecede taksim ediliyor, yazılıyor. Onun için kıymetli kardeşlerim, bu geceyi gücümüzün yettiği kadar ihya etmeye çalışalım. En azından kaza namazlarımızı kılalım. Bir müddet Kur'an-ı Azimüşşan okuyalım. Namaz kılalım. Bu gece için 100 rekat söylenir. Gücümüz ne yetiyorsa, hele hele namazlarda, secdelerde biraz Cenab-ı Hakk'a bolca kapanıp yalvaralım. Ve orada ne kadar dua edersek inşallah Teala Rabbim bize o denli bağışlayacak. Ümmeti Muhammed için de büyük bir fayda sağlamış olacağız. Bu gece rızıkla alakalı defterler Mikail Aleyhisselam'a, savaşlarla ilgili defterler Cebrail Aleyhisselam'a, ameller nüshası dünya semasında görevli melek olan İsrafil Aleyhisselam'a, ölüm ve musibetlerle ilgili defterler de Azrail Aleyhisselam'a teslim edilir. Fahreddin-i Razi Kutüs'e sırrı şöyle diyor. Bu defterlerin düzenlenmesi Berat gecesine başlar, Berat gecesinde başlar, Kadir gecesinde tamamlanarak her defter sahibine teslim edilir. Demek ki ömrümüzün artık öbür yılına kadar neler gelecekse başımıza, onlar bu gecede yazılıyor defterler. Defterler de bizim kendi elimize veriliyor. Akşamla yatsı arası kırılacak, okunacak Yasin-i Şerifler vardı. Okuyamayan kardeşlerimiz en azından evimize gittiğimizde okuyalım. Birinci okuduğumuzda Ya Rabbi hasbel kader eğer beni cehennemliklerden yarattın ise Allah'ım ne olur cehennemlik defterinden sil beni cennetliklerden eyle diye. İkinci okuduğumuz helal bol rızıklar, sağlık, sıhhat, afiyet, ikram eyle. Bir dahi dönemki kadar beni koru muhafaza eyle diye Cenab-ı Hakk'a dua edelim. Üçüncüsünde Ya Rabbi benim alnıma ve kaderime beni cennetliklerden eyle diye yaz. Allah'ım bu gece hürmetine diye Cenab-ı Hakk'a bol bol dua edelim. Üç Yasin'i okuyup böyle. Eğer ki mümkünse mübinlerde yapılan dualar makbul kardeşlerim. Yasin-i Şerif içerisinde hiç değilse Yasin-i Şerifler okuyalım, Tebarekemizi okuyalım. Bu gecede bir müddet böyle kenar mahallerinden, tefsirlerden okumaya gayret edelim. Uykumuz geliyorsa bir müddet uykumuzu giderecek çaylar, kahveler neyse onlar içelim. Gecenin bir yarısını şöyle biri iki bir bulsun inşallah öyle eğer yatağımıza gireceksek öyle girelim. Yarın çalışan kardeşlerimiz için de hiç değilse 12'yi atlatalım şöyle. Bu gecenin inşallah bereketinden, feyizinden faydalanmak için. Duhan suresinin 2., 3. ve 4. ayetlerinin Berat gecesinden bahsettiğini Cenab-ı Hak bize bildirmektedir. Ayet meali şöyledir. O açık kitaba andolsun ki biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız. Bütün hikmetli işler o gecede tefrik olur. Bak Rabbim bize açık ve seçik bir şekilde beyan buyuruyor. Kullarımızı biz uyarmaktayız. Uyarıyor Cenab-ı Hak bizi. Ey kullarım kendinize gelin. Kendinize yönelin. Rabbinizi tanıyın. Boynunuzu bükün, kulluğunuzu bilin diye Cenab-ı Hak bizi uyarıyor. Berat gecesi Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuzdan dünya semasına indirildiği bir gecedir ki bu gece muhakkak inzal denir. Kadir gecesinde peygamberimize ilk kez ve parça parça indirilmeye başlamıştır. Buna da tenzil denir. Kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan Mescid'deki Kabe istikametine çevrilmesi hicretin 2. yılında Berat gecesinde gerçekleşmiştir. Bu mübarek geceye de ayrı bir önem kazandırmaktadır. Berat gecesinin 5 ayrı özelliği vardır. 1. Bütün hikmetli işlerin ayrımına başlanması için bu geceye has bir özelliğidir. 2. Bu gecede yapılacak ibadetlerin diğer vakitlerle nispetle
kat kat daha sevabının bol olmasıdır. Üç, ilahi rahmetin bütün alemi kuşatması Cenab-ı Hakk'ın yeryüzündeki kullarına nazar buyurması ve affına mazhar olmasıdır. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem tam bir şefaat yetkisinin verilmesi bu geceye has olmuştur. Resulullah aleyhisselam Efendimiz Şaban'ın 13. gecesi ümmeti hakkında şefaat niyaz etti. 1/3 verildi. 14. gecesi niyaz etti. Cenab-ı Hakk'a yalvardı. 2/3 verildi. 15. gecesi niyaz etti ve hepsi verildi. Şefaat hakkı Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdolsun. Ancak Allah'tan devenin kaçması gibi kaçanlar başka müstesna. Zemzem kuyusunun bu gece açık bir şekilde coşup çoğalması da bu manaları kuvvetlendiren kutsal bir işaret olarak yorumlanmaktadır. Bir kısım ilim adamları Zemzem'in mübarek kuyusuna özellikle bakıyorlar, takip ediyorlar. Zemzem-i Şerif'in orada coştuğunu, hatta kuyunun ağzına kadar çıktığını söyleyen birçok ilim adamları olduğu söylenir. Bu gecenin hürmetine. Haç döneminde o kadar insanların içmesine rağmen eksileceği yerde Cenab-ı Hakk'a hamdolsun daha fazla yükselip bütün müminlere ikram edildiğini bildiren birçok ilim insanları var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şeriflerinde Berat gecesinin feyiz ve bereketini çeşitli şekillerde şöyle haber vermektedir. Şaban'ın 15. gecesi geldiğinde geceyi uyanık ibadetle gündüzünü de oruçlu olarak geçirin. O gece güneşin battıktan sonra Allah'ın rahmetiyle dünya semasına tecelli eder. Ve şöyle buyurur. Ey kullarım, istiğfar eden yok mu, o kulumu affedeyim. Bağışlayayım, rızık isteyen yok mu, o kuluma bolca rızık vereyim. Musibete gelen yok mu, onun başından o musibeti kaldırayım. Ve kuluma sağlık ve afiyet vereyim. Benden ne istiyorsa kuluma onu ihsan edeyim. Böylece tam yeri ağırıncaya kadar bu şekilde devam eder. Çünkü o gece ilahi rahmet coşmuştur. Berat gecesi, beşer mukadderatının programı çizilirken insanlara verilen eşsiz bir fırsattır. Bu fırsatı değerlendirip günahlarını affettirebilen, gönülden geçirdikleri bütün samimiyetle Cenab-ı Hakk'a iletip isteklerini ondan talep eden ve belalardan ona sığınan bir insan ne kadar bahtiyardır. Buna karşılık her tarafı kuşatan rahmet tecellisinden istifade edemeyen bir insan da ne kadar bedbahtır. Allah muhafaza. Bu gece af dışı kalanları Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Bu gece kimler Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden, mağfiretinden, affından dışarı kalanlar. Bunlar kimlerdir? Muhakkak ki Allah Azze ve Celle Şaban'ın 15. gecesinde bütün kullarına rahmet edip kullarını rahmet ile kuşatmıştır. Bu bütün mahlukatına mağfiret eder yalnızca müşrikler. Ve kalpleri düşmanlık hissiyle dolu olup insanlara zulmedenler. Kendisini düşünüp başkasını düşünmeyenler. Anne ve babasına isyan edenler. Allah. Kahinler, sihirbazlar. Çokça kin güdenler. Allah korusun, zina edenler, faiz yiyenler, bunlar af dışındadır buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Böyle bir hal zaten müminde olmaz. Ola ki böyle bir şey hasbel kader olursa bu gece, ya Rabbi bu gece benim miladım deriz ve bu geceden itibaren bir daha ötür günahların hiçbirini işlememeye Cenab-ı Hakk'a söz veririz. İnşallah Rabbimiz bu gece hürmetine geçmişteki bütün günahlarımızı siler, bundan sonra yeni bir sayfa açarız. Allah-u Teala
Şaban'ın 15. gecesi tecelli eder. Ana babasına asi olanlara, Allah'a ortak koşanlara bunları mağfiret etmez. Bunları mağfiretin dışında. Anne babamız sağ ise eğer, muhakkak ki eğer yanımızda ise gidip gelmemiz mümkünse gidelim, ellerini öpelim, dualarını alalım. Uzakta ise telefon açalım, dualarını yine talep edelim. Vefat etmişse bolca onlar için dualar edelim, istiğfarlar edelim. Onların aff ve mağfiret için Cenab-ı Hakk'a yalvaralım. Çünkü onlar da bizden böyle bir berekettir bu gece. Hasret bekliyor inşallah. Bu bakımdan tam bir ihlasla çalışıp ihyasına da bu gece için gayret gösterelim. Berat Kandili 50 bin senelik bir ibadet hayatının sevabını bir gece içerisinde bize Cenab-ı Hak kazandırıyor. Onun için elden geldiği kadar Kur'an-ı Azimüşşan okuyalım, istiğfarlar ve salavat-ı şerifelerle meşgul olalım. Bugün büyük bir kardayız elhamdülillah. Berat gecesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'a şöyle niyazda bulunuyor. Böyle yalvarıyor. Allah'ım azabından affına, gazabından rızana sığınırım. Senden yine sana sığınırım, iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten acizim. Sen kendini sena ettiğin gibi yücesin. Ne güzel bir dua. Ve bu gece Allah'ım şayet ismimi saitler defterine yazdıysan orada sabit kıl. Yani ya Rabbi eğer beni cennetlikler defterine yazdıysan oradan ayırma, orada sabit kıl. Çünkü sen buyurdun ki Allah dilediğini siler yok eder, dilediğini de sabit bırakır. Leh-i mahfuz olan onun katındadır çünkü. Berat gecesi kılınan namazlardan biri de iki rekat kıldı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Birinci rekatta Fatiha-i Şerif'ten sonra kısa bir sure okuyarak rükuya eğildi. Rükuda uzunca bir kaldı. Sonra secdeye indi. Secdede çok uzun bir müddet kaldı. Bir müddet sonra kalktı. İkinci rekatı da aynı şekilde Fatiha'dan sonra kısa bir sure okudu. Yine ruku ve secdede uzun uzun kaldı. Kardeşlerim, münferit kıldığımız namazlarda yani 3 defa okumak sünnet ama 7 ve 70 defa Efendimiz Aleyhisselam ben Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Azim diye Cenab-ı Hakk'a dua ve niyazda bulunurum, tesbihatta bulunurum buyuruyor. Onun için bu nafile namazlarda ne kadar çokça secdelerde ve rükûlerde kalırsak o kadar sevabımız bol olur inşallah. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o iki rekat namazı bitirdikten sonra ellerini açtı, Cenab-ı Hakk'a dua etti. O esnada az önce geçtiği gibi Hazreti Ayşe annemiz diyor ki o kadar uzun kaldı ki az kalsın diyor böyle sabah namazı vakti yaklaşmıştı. Vefat etti zannettim, ruhunu teslim etti zannettim. Mübarek ayaklarına dokundum diyor. Şey de yoktu. Hiçbir ses soluk da yoktu. Nefes almıyordu. Kımıldadığını görünce Cenab-ı Hakk'a hamd ettim diyor. Demek ki orada Efendimiz Aleyhisselam'ın bu duayı okuduğunu duymuş ve ezberlemiş. Ya Rabbi sen affedilsin, affetmeyi pek çok seversin. Bizi ve ümmeti Muhammed'i affeyle diye. İnşallah bu Allahümme inneke afuvun kerimin tuğbul affe fafu anna diyelim, ümmet-i Muhammed'in umumunu kastedelim inşallah. Hep affa mazhar olmamız için Peygamberimizin bu mübarek duasını biz de tekrar edelim. Hasan-ı Basri radıyallahu anh şöyle anlattı. 30 sahabeden dinledim. 30 sahabe-i kiram efendilerimizden dinledim. Bu namaz için şöyle dediler. Her kim bu namazı Berat gecesi kılar ise Allah-u Teala'nın 70 nazarı o kulun üzerine ulaşır. Her nazar da kendisini 70 ihtiyacını da Cenab-ı Hak yerine getirir. Bunların en küçüğü Allah-u Teala'nın o kulu mağfiret etmesidir. Bu namaz hakkında yine Hazreti Ayşe annemiz
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu anlattı. Ya Ayşe, bu gecenin nasıl bir gece olduğunu bilir misin? Ben de en iyisini Allah ve Resulü bilir dedim, şöyle buyurdu. Bu gece Şaban ayının yarısıdır. Dünya işleri ve kulların işleri bu gece Yüce Hakk'a arz edilir. Bu gece cehennemden azat edilen kulların sayısı var ya, Kelp kabilesinin koyunlarının sayısı kadar onların kılları adedince Cenab-ı Hak kullarını affeder, cehennemden azat eder. Ya işte bana izin ver, bu gece ben Rabbıma ibadet edeyim dedi ve kalktı, namaza durdu. Elhamdülillah gece bir yarısına kadar yalvardı. Gece ikinci bir yarısına kadar da secdeye vardı. Secdede dahi tam yeri ağırıncaya kadar kaldı. Secdede o kadar kaldı ki bunun için Cenab-ı Hak acaba ruhunu mu aldı diye çok endişelendim. Mübarek kademi şeriflerine elimi değdim. Hareket ettiğini görünce çok rahatladım. Ve yine secdede böyle bir dua ettiğini görünce sabahta kendisine söyledim. Efendimiz Aleyhisselam, evet ya Ayşe, bana bunu Cebrail Aleyhisselam öğretti, sen de öğren, başka bir müminlere de öğret buyurdu. Evet. Mahmud Sami Ramazanoğlu, Kuddise Sırrı Efendimizin Dua ve Zikirler isimli kitabında bunu biraz daha böyle tafsilatlı almış Mübarek Sultanımız. Şaban-ı Şerif'in 15. Berat gecesi akşam namazından sonra 3 kere Yasin suresi ve her birinin sonunda Berat duası okunacaktır. 1. Yasin-i Şerif okunduktan sonra bu dua okunurken Allah'ın sahip kullarından olmak niyetiyle, 2. defa okunurken hayırlı uzun ömür ve sağlık afiyet dilenmeli, 3. defa okurken de ya Rabbi kaza, bela, musibetlerden bizi koru, hayırlı rızıklar için bizi donat demeli diye Sami Efendimiz Hazretleri böyle buyuruyor. Bu gece üstadımız şöyle bir kısa bir dua şey yapmış, biz de bu duayı beraberce okuyalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ey alemlerin Rabbi olan ikram sahibi, kendisine ihsan edilmeyen, ey celal ve ikram sahibi, ey lütfu ve ihsanı bol olan, senden başka ilah yok ya Rabbi. Sen kendisine iltica edenlerin yardımcısısın. Sen kendine boyun bükenleri affedersin. Ya Rabbi sen bizi affeyle. Ya Rabbi sen bizi emniyete kavuştur. Sen bizi sana yaklaştır. Allah'ım beni katında Ümmül Kitab'a, şaki kötü veya mahrum veya kovulmuş veya rızkı dar olarak yazdıysan Allah'ım fazla ihsanınla kötülüğümü, mahrumiyetimi, kovulmamı ve rızkımın az olmasını sil. Beni katında Ümmül Kitab'da sait olanlardan eyle. Rızkı bol olanlardan eyle. Allah'ım bizi hayırlara muvaffak eyle. Bizi kulluğuna kabul eyle. Şüphesiz ki ya Rabbi sen affedicisin, affetmeyi seversin. Mümin kullarını affeyle. Ya Rabbi ahir nefeste bizi imanla huzuruna kavuşmayı nasip eyle. Ya Rabbi bizi sen dilediğin şekilde kudretine yönet. Allah dilediğini siler, dilediğini de sabit kılar. Ümmül Kitap, ana kitap da onun yanındadır. Rad suresi 39. ayeti celilenin sırrına da bizi ilhak eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve ahuru davahum enilhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.